Merhabalar. Salı akşamı malum birebir akşamı saat 21. Ekranlarınızın başındasınız. Biz de yayındayız. Bu hafta konuğum Kadri Gürsel. Duyurduk zaten biliyorsunuz. Kadri Gürsel'in yeni kitabı çıktı. Ben de sizin için üzgünüm diye. Şimdi kitaptan bahsedeceğiz. Kitap şöyle tartışma konusu oldu. İşte gazetecilik o mudur, bu mudur? Ana akım mıdır, aktivist midir falan. Ya aslında muhtemelen gazeteci olanlar bu tartışmayı çok takip etmedi. Çünkü gazetecilik içi bir tartışma olarak kaldı. Ben oraya hani çok girmeyeceğim. Onu baştan söyleyeyim. Hani ürkmeyin çünkü. Biliyorum o sadece gazetecilik içi bir tartışma ve gazeteci olmayanları çok da bir şey ifade etmeyebiliyor. Onun için çok oraya girmeden kitabı konuşacağız. Kitabı konuşacağız ama Kadri Gürsel'i bulmuşken ben tabii sıcak gelişmeleri de değerlendirmesini isteyeceğim. Siz de bana lütfen sorularınızı yollayın. Kadri Gürsel'i ileteyim. Hoş geldiniz Hoş öncelikle. bulduk. Şimdi öncelikle Demirtaş kararı. Hı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi çat diye birdenbire dedi ki Demirtaş haksız olarak içeride serbest bırakılması gerekiyor. Bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Zamanlaması manidar mı diye sorayım bir kere. Zamanlaması manidar mı değil mi'den önce siyaseten kullanışlı mı değil mi ona bakmak lazım. Çünkü her türlü kriz, durum vesaire iktidar tarafından bir fırsata çevrilmek üzere bakılır, ele alınır ve kullanılır. Bence yerel seçimlerden önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iktidara Demirtaş kararıyla altın bir fırsat sundu. Ama Bunu şimdi Avrupa ile kutuplaşma fırsatı sundu. Ben tabii burada hukukun dışına çıkarak siyasi bir yorum yapıyorum. Yoksa elbette ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları burada bağlayıcıdır. Türkiye buna uymakla yükümlüdür. Bu tartışılmaz. Bunun tartışılacak bir şey yok. Bu anayasada da böyle. Oraya imza attığımız için de öyle. Bu karar bizi bağlamaz deme zemin, Cumhurbaşkanı öyle bakın dedi. bu karar bizi bağlamaz Dedi. deme hakkımız ve hukukumuz yok bir kere. Ama Değil bunu mi? siz biliyorsanız Cumhurbaşkanı Yani da biliyordur evet herhalde. şimdi ben bu böyle bir mukayeseye girmek istemem. Herkesin bildiği şeyleri bilmek zorunda elbette ki değil. Yani ben böyle varsayımlar ile kendimi konumlandırmak Bilmiyor da ve olabilir mi mukayese, yani diyorsunuz? evet karşılaştırmak istemiyorum. Ama siyaseten algıladığı için bağlamaz diyebilir. Yani bu kararı bir siyasi hamle olarak gördüğü için öyle görüyor. Cumhurbaşkanı. Yani kendi dünya görüşünde bağımsız yargı diye bir mefhum yok. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de belki onun dünyasında bir siyasi iradenin tezahürü, bir sözcüsü, ifadesi. Yani diye başlıyor. Zaten bunlar böyledir diye devam edebilen bir cümlenin ardından HDP ile terörle Avrupa'yı, Avrupa'daki terör destekçilerini, oradan Avrupa kamuoyunu, oradan medyasından Strasbourg'a geçerek falan böyle bir bütün oluşturmak yoluyla bir Yeni söylem ya da kavrayış, görüş kendisi açısından içine girebilir Cumhurbaşkanı ve bunu bir siyasi hamle olarak algılayabilir. Algılayınca da zaten biz karşı hamlemizi yaparız demesi de boşuna değil. Yani ben bu bizi bağlamaz demesi elbette ki yani bağlayıp bağlamadığını bilip bilmemek bunlar hep varsayım. Ben söylediğine bakıyorum o açıdan yani. Tekrar sorunuza dönüyorum burada. Bu karşı hamle ne olabilir? En fazla şu olabilir. Yani Türkiye'deki uygulamalarda ne oluyordu? İşte bir mahkemenin serbest bıraktığı kişi ertesi gün başka bir nedenden dolayı tekrar gözaltına alınıp tutuklanabiliyor falan. O halde Şöyle bir halinde şey gördüğümüz varmış Kadri şeyler. Gürsel. Şimdi Temize gideveriyor. Türkiye bunlar bir tür temiz mekanizması varmış ve temiz içerisinde mekanizması. onun bir işte 17 yargıçlık bir konsey o tekrar toplanıyor falan. Belki ona gidebilir Türkiye böyle bir şey yapabilir. Hani süreç Tabii bu uzar ona falan. yani bir zaman da kazandırabilir ve bence bu bir sürtüşme. Daha şimdiden bugünden itibaren bir sürtüşme haline geldi. Bu sürtüşmeyi yerel seçimlere kadar devam ettirme imkanı da sağlayabilir. Çünkü yani Türkiye'de yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı,
yargı güvence, hukuk güvencesi, bütün bunlar varlığı yokluğu tartışılan kavramlar. Ben olmadığını iddia ediyorum, savunuyorum başından beri. Benim başımdan geçenler zaten bunun kanıtıdır. Öyle bakıyorum ben bu duruma. Bizim de başımızdan geçenler, sadece benim değil, tüm arkadaşlarım. Fakat şimdi burada enteresan şey, tabii evet Cumhurbaşkanı muhtemelen bu siyasi bir karar, işte Avrupa HDP'nin arkasında duruyor, terörü destekliyor, bak bize düşmanlar diyebilir, bu söylemi üretebilir. Evet. Fakat enteresan tarafı Adalet Bakanı yine az önce konuştu ve dedi ki, bu Deli Demirtaş konusunda kararı ben de vermeyeceğim, işte efendim kimse de vermeyecek, mahkemeler verecek dedi. Acaba bu hani yönetim içerisinde iktidar işte iyi polis kötü polisi mi oynuyor, ne oluyor? Ben burada tek merciğin, bakılması gereken tek yerin Cumhurbaşkanı olduğu kanaatindeyim. Bakanlar kendilerini izafileştirebilirler, farklılaştırabilirler. Benim gördüğüm 24 Haziran'dan bu yana bir bakan hariç diğer tüm bakanların tavırda, tutumda, bu tutum sertlik ve yumuşaklık ayrımında belirginleştiğinde Erdoğan'dan daha geride, daha yumuşak tutum alışları içinde olduğunu, daha çok işte müktesebata bağlı hareket ettiklerini ve konuştuklarını görüyorum. Ben o tek kişi İçişleri Bakanı. O bazen hakikaten Cumhurbaşkanı'nın tutum alışlarının ötesine geçen bazı tavırlar sergileyebiliyor. Onun dışında Adalet Bakanı'nın da kişiliği çerçevesinde değerlendiriyorum. Mülayim bir tonu var, mülayim bir üslubu var Adalet Bakanı'nın. Dolayısıyla böyle değerlendirmek lazım. Bakılması gereken yer burada bence takip edilmesi gereken kişi Cumhurbaşkanı'dır. Onun tavrıdır. Haklısınız. Peki şöyle bir şey vardı ya, Mehmet Şimşek, işte Ali Babacan zamanı. Mehmet Şimşek, Ali Babacan gibi isimler gider Avrupa'ya konuşurdu. Avrupalıları yumuşatırlardı. İşte ama öyle değil, siz Cumhurbaşkanı böyle diyor ama bakmayın canım, olur mu şey yapmayın, o iç siyasete söylüyor falan derlerdi. Böyle yatıştırırlardı. Cumhurbaşkanı da içeride sert söylemini sürdürdü. Böyle bir formülasyon vardı. Hani acaba belki Adalet Bakanı da şimdi onu mu yapmaya çalışıyor? Böyle bir form, böyle bir kişi kalmadı artık. Yani iktidar derken neyi anlıyoruz biz? Başkan ve kabinesi değil mi? Avrupa ile konuşup onlara işlerin neden böyle olduğunu gerekçeleriyle anlatıp onları ikna edip onları yatıştıracak ve bunu onların diliyle yapacak. Onların değerler skalası ile konuşan, yani onların anlayacağı dilden konuşan en azından. Biri böyle biri yok. Dolayısıyla bence Adalet Bakanı'nın tepkisi bu değil. Adalet Bakanı'nın tepkisi bence işte bunu idare etmeye yönelik. En kolayıdır bu şartlarda. Adalet Bakanı olarak bir tepki vermemiz gerekiyor. Başkandan gelen bir tepki vardır. Burada siz de işte en orta yol, bunun için bir orta yol bulursunuz. Ve topu taca atarsınız. Dolayısıyla tekrar başlar. Yani yargıya atarsınız topu. Yargıda neticede yargı kim işaret, atacak topu? Yargıda işaret bekler. Kimden işaret bekler? Cumhurbaşkanından herhalde. Bu şartlarda öyle oluyor. Özgür Tuğrul söylemiş, diyor ki yani bu açıklamadan sonra zaten hangi hakim ters yönde karar alacak diyor. Cumhurbaşkanı açıklamasını kastediyor. Zaten yani Cumhurbaşkanı açıklamalarıyla mahkemelerin kararlarını yönlendirmiş oluyor. Veya tecrübesiyle de herhalde görüyordur ki yönlendiriyordur. Ama zaten HSK da bir siyasi kurum, siyasi kurum olarak işlev görüyor. Bütün mahkemelerde HSK'dan çok korkuyorlar. Kendilerini görevden alır diye. Çünkü bunlar olan yaşanan şeyler. Burada AİHM kararının doğrultusunda karar verecek olan bir mahkeme aranmaktadır şu an. Bu mahkemede kararını almak için siyasi merciye bakacaktır, oradan işaret alacaktır. AİHM kararına bakmayacaktır. Daha önce Türkiye içinde hiç hukukta bunu biz Anayasa Mahkemesi kararına uymayan mahkemeler örneğinde olduğu gibi gördük. Şimdi Anadolu kültüre düzenlenen operasyon ve Cumhurbaşkanı'nın bu tepkisi belki
paralel mi görmek lazım bunları? Yani yine yani şöyle ya elbette ki paralelleşti, şöyle oldu. Yani birbirini izledi. Kronolojide bir ardışıklık, bir yani biri diğerini takip etti falan ama yani tutum alış olarak bir defa Anadolu kültüre yapılan operasyonda bazı çelişkilerin olduğunu, bir hatta işte fraksiyon çatışmasından falan ben öyle tahvil ediyorum, yani sanki bir çatışan bir yargı mekanizması içinde çatışan taraflar varmış gibi falan bakıldı ama bu esasında yani Erdoğan'a rağmen yapılıyor. Erdoğan'a rağmen yapılan bir şey midir? Ben Erdoğan'a rağmen böyle bir büyük operasyonun Türkiye'de yapılabileceğini zannetmiyorum. Bu o zaman eğer yapılıyorsa yine koşullu konuşmamız lazım. Çünkü bunlar hep iddia. İddialar etrafında, varsayımlar etrafında tartışıyoruz. Bu konuda kesin bir bilgiyi haiz kimsenin olduğunu yani bizim seviyemizde zannetmiyorum. Tabii ki biliniyordur iktidarın içinde neyin ne oldu ama ya burada esas güdülen amaç bence bir Osman Kavala'nın bir yıldır hapiste tutulmasının haklı bir gerekçesi olduğu. Bakın işte bir soruşturma vardı ve biz de bu soruşturmanın, büyük soruşturmanın neticesinde bu kadar adamı boşuna gözaltına almadık deyip de yanına bir tane de tutuklu sanık koymuşlardır ki ortada gerçek bir dava varmış gibi algılansın. Çünkü büyük bir şey varmış, gibi algılansın. İşte çok sayıda insanın gözaltına alınması ama bu gözaltına almalarla bırakmalar arasında bazı gelgitler olmuş mudur? Bazı etki, tepki ya da müdahale demeyeceğim ama karşılıklı etkileşimler diyeyim ben ona. Yaşanmış mıdır? Bunları öğreniriz. Çünkü biz şuna da alışık değiliz. Yani 13 kişinin gözaltına alınıp 36 saat içinde birinin tutuklanmasıyla da daha sonra serbest bırakılması pek bizim yani Türkiye'deki hayatın akışına çok uygun değil. Şöyle olurdu normalde hayatın. Yani bu yaşadığımız hayattan bahsediyorum tabii ki. 13 kişi gözaltına alınmışsa birkaç kişisi bunların içinden sağlık gerekçesiyle serbest bırakılır. Geri kalan hepsi tutuklanırdı. Böyle olurdu bu. Yani özellikle o halden beri böyle oluyordu. Hep böyle olmuştur. Bizim davamızda da böyle oldu. Bu bakımdan orada evet yani ben saygıyla karşılıyorum ortaya atılan iddiaları. Burada bir fraksiyon çatışması olduğunu, bu operasyonun siyasi iradenin iradesini tam anlamıyla yansıtmadığını söyleyenlerin bir haklılık ve geçerlilik payı olabileceğini de düşünmek lazım. Onu da bir köşeye koymak lazım. Yani ama esas amaç burada bir Osman Kavala etrafında yani Osman Kavala'nın tek tutuklu sanık olarak tek kişilik bir davada değil de 14 sanıklı bir büyük davada ikide tutuklu sanığı olan gezi komplosu falan gibi bir şey. Ve yine o bildiğimiz iddianame yazma teknikleriyle yazılmış. Aslında son derece ince bir yani az sayıda sayfadan oluşan bir metin olacakken çok sayıda sayfadan mürekkep bir devasa bir iddianame ile karşımıza çıkılarak bir gerçeklik varmış gibi işte yapılacağını ben bunun yönetileceğini düşünüyorum. Şimdi bakın enteresan bir soru geldi. Yakın bir vadede de iddianame çıkacaktır diye bekliyorum. Ondan sonra evet. Pardon kesmiş miyim? Yok. Şöyle enteresan bir soru geldi. Yargı bağımsız değil falan konuşuyoruz ya Utku Mete diyor ki. Peki diyor o zaman Kadri Bey, işte Danıştay'ın andımız ve Atatürk'ün madalyaları geri dönmesiyle ilgili ikidir cesur karar vermesi konusunu düşünüyorum. Bunlar siyaset, siyasi bir takım dengeler ile açıklanabilecek şeyler. Yani bu başvuru yapılmış yıllar önce, ondan sonra orada bekliyor, ondan sonra bir karar veriliyorsa...
mutlaka ve mutlaka bir siyasi hesap ve beklentinin yansımasıdır. Bakın yani orada yüksek yargının kendi başına bir aktör olarak, aktör gibi hareket ettiğini zannetmiyorum ben. Genel olarak bugünkü HSK yapısı içinden zaten bağımsız bir yargı çıkmaz, çıkamaz. Mümkün değil de böyle bir şey. Dolayısıyla bunlar tekil olaylardır, istisnai durumlardır ve de belli siyasi gerekçelerle açık izah edilebilirler. Mesela ne gibi gerekçeleri izah ederdiniz, ne derdiniz? Yani işte sistem, iktidar, işte biraz da Atatürkçülere mi göz kırpıyor, onların mı oyun almaya çalışıyor dersiniz? Andığımız kararıyla işte ya da Atatürk'ün madalyaları geri dönmesi kararıyla, madem siyasi kararlar ise. Şimdi bakın Türkiye aslında hiçbir zaman, şimdi bir tek başına iktidardan söz ediyoruz ya, hiçbir zaman aslında bir tek parti iktidarla yönetilmedi. Bir periyodizasyon yapalım. Türkiye 2003'ten 2007-2008'e kadar bir liberal ittifak ile götürüldü, yönetildi. Bu çok geniş tabanlı bir ittifaktı aslında. Bunun içinde İstanbul iş dünyası vardı, medya vardı, liberal entelektüeller, kendilerine liberal diyen entelektüeller vardı. İktidar vardı, cemaat vardı, böyle bir şey. Ve işte Türkiye'de bol para giriyor falan, işte Avrupa Birliği perspektifi. Sonra 2008'den 2012'ye kadar da Türkiye AKP cemaat koalisyonuyla yönetildi fiili olarak. Bu daha sonra bir krize dönüştü, çatladı. 2016 15 Temmuz'dan bu yana ise Türkiye'de farklı bir koalisyon oluştu. Bu da işte kabaca AKP-MHP koalisyonu olarak adlandırılıyor ama bunun yanında sadece AKP-MHP yok. Bunun yanında Avrasyacılar diye de tabir edilen bir fraksiyon da var. Çeşitli hususlarda çıkarları, hedefleri iktidarla örtüşen. Bu tam tamına bir ittifak değil ama bütün bu dengeler üzerine kurulduğu için gördüklerimiz bizi yanıltıcı gibi gelebilir. Yanıltıyormuş gibi gelir. Bir de şu da var. Ekonomik krizin de etkisi var. Artı Mustafa Kemal Atatürk'ün de her 10 Kasım'da, her 29 Ekim'de gördüğümüz üzere ciddi bir kesim, büyük bir kitle tarafından sahiplenildiği ve orada bir direnç oluştuğu gerçeğiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bunu da gözetmek durumunda iktidar bence. Şu an gelen anketler iktidarın ekonomik şartların hızla bozulması nedeniyle popülaritesini o nispette olmasa bile önemli ölçüde yitirmekte olduğunu görüyoruz, gösteriyor. Tabii bu ne zaman, nasıl yansır, ne olur, o ayrı bir mesele ama bu tür jestler yapabilir iktidar pekala. Bu bir yönetim anlayışı, yönetim tarzı. Bence. Şey mi hissediyor insanlar, yani AKP'ye oy vermeyenler, hala her şey normal ve yolunda hissi mi? Evet, yani belki. Şöyle, Türkiye'de yargıdan şu aşamada bu HSK yapısı varken bağımsız karar, bağımsız demiyorum ama iktidarın iradesinin hilafına karar beklememek lazım. İktidara rağmen bir karar rağmen çıkmaz. Bir karar çıkarsa zaten onun bedeli oluyor. Bunun sayısı, çok sayıda örneği var bunun. Yani. Sizin davaya geleceğim aslında, buradan bağlayacağım ama Özgür Tuğrul'un şu sorusu. Diyor ki Özgür Bey, ya peki neden şimdi? Gezi niye şimdi gündeme geldi? Nedir yani, niye sabaha karşı akademi? Yani neden şimdi? Gezi hiçbir zaman gitmemişti. Gezi, yani Gezi'nin suçlanması, Gezi'nin hedef alınarak, suçlanarak Gezi'nin bir iktidarı devirmeye yönelik bir darbe teşebbüsü olarak
adlandırılıp, kodlandırılıp tabanına da bunu böyle yansıtan ve o tabanda da bir teyakkuz havasını, etkisini güçlü tutmak çabasının içinde olan bir iktidar söz konusu. Yani iktidar Gezi'yi hiçbir zaman unutmadı ki. Gezi eğer bakılırsa iktidar medyasına, gazetelerine, iktidarın köşe yazarlarına, bu oralarda yazanlara, Gezi hep bir arka plan, bir motif olarak, bir söylem olarak hep vardı. Hep vardı. Hiçbir zaman unutulmadı. Dolayısıyla neden şimdi diye sormak yanlış. Artı Gezi değil gündeme gelen burada. Burada mesele Osman Kavala ve sivil toplum. Osman Kavala'yı ve sivil toplumu baskılamak, Osman Kavala'nın bir yılı aşkın süredir iddianamesiz yargı karşısına çıkmadan tutuklu kalmasının gerekçesini inşa etmek için kullanılıyor Gezi. Gezi yarın başka bir şey için de kullanılabilir. Yani böyle Gezi gibi Türkiye'de polis rakam, polisin emniyetten gelen rakamlar, verilen rakamlar ile o dönemde 3 milyondan fazla insanın bir il hariç bütün illerde haftalar boyunca sokağa indiği bir bir fenomenden söz ediyoruz. Bunu Osman Kavala ve Anadolu kültürün tek başına yapmış olabileceğini düşünmek, varsaymak açıkçası sosyolojiden, politikadan, toplumdan, siyasetten hiçbir şey anlamamaktır. Böyle bir şey olamaz. Yani Anadolu Kültür adlı bir neticede sivil toplum kuruluşunun ki temel işleri de işte kültür vesaire, duyarlılık alanları var elbette. Anadolu'nun çoğulcu kültürünü, çok sesini yaşatmak vesaire gibi amaçları ve bu yönde faaliyetleri var. Yani Gezi kullanılır Osman Kavala bahsi, bahis konusu olduğu, yani söz konusu olduğunda. Orada bütün sivil topluma bir mesaj mı gidiyor? Ne Osman Kavala'nın, Osman Kavala'nın ya da batıcı, Osman Kavala'nın tutuklanması, Osman Kavala Türkiye'nin sivil toplum liderlerinden biri ve hatta belki de en önde geleniydi. En aktif olanıydı. Avrupa'nın en yakından tanıdığı sivil toplum aktörüydü. Ve etkin bir insandı. Ben doğrudan Osman Kavala'nın bir yıl önce hedef alınmasını iktidarın kendi meselelerine yönelme tarzı, kendi meselelerine mesele olarak gördüğü hedefleri, hedeflerle uğraşma tarzına çok uygun buluyorum. Daima en güçlüye hücum eder. Bu böyledir. 15-16 yıldır gördüğümüz bu. Yani mesela medyayı, ana akım medyayı sona erdirmek ise söz konusu. Önce Aydın Doğan'a ve Doğan medyasına, Doğan grubuna hamle eder. Çünkü en güçlüsü odur. Böyle yapmıştır. Hep bu olmuştur. Ben Osman Kavala'ya bir güç affettiğinden falan tabii böyle demiyorum. Ama en aktif, en etkili çalışan ve yurt dışında da çok tanınan biri olduğu etkisi için. Etkisi olan. Peki tabii şimdi... Yani o dönemde de bir de şöyle bir yönelim var. İşte bu Metin Topuz'un da Osman Kavala'dan bir ay önce tutuklanmış olması. Amerikan Büyükelçiliği çalışanı diyelim. Evet. O ve birkaç kişi daha. Evet. Şimdi o davada da... O hala tutuklu. Ve onları da birleştirme ve ondan daha işte böyle bir dış bağlantısı olan bir dava üretme işi olduğu görülüyor, gözlemleniyor. Şimdi bunun üzerinden kitaba bağlayacağım. Şöyle ki siz bu bir Silivri kitabı değil diyorsunuz zaten. Değil, evet. Ama içinde sizin tabii ki Silivri'de yaşadıklarınız, yani daha doğrusu o yargı süreci var. Hı-hı. Onu da detaylı anlatmışsınız. Peki ben şöyle soracağım. Diyorsunuz ki Türkiye'de yargı bağımsız değil, yani talimatla kararlar alınıyor. O zaman siz de talimatla mı serbest bırakıldınız sizce? Bu güzel bir soru. Burada bir koreografi vardı elbette. Yani koreografi derken bir mahkeme etme stratejisi. Yani ne kadar içeride kalacağımız, aşağı yukarı işte ne zaman bırakılacağımız vesaire, bütün bunlar her şey önceden belliydi
diyemeyiz. Bunu bir kesin ifade olarak söyleyemeyiz. Ama bir genel bir duruşma ve dava stratejisi olduğunu ben görüyorum, düşünüyorum elbette ki. Ve de bu bir siyasi davaydı. Fakat ben kendi adıma konuşayım. Benim de diğer arkadaşlar hakkında da gözlemim odur. Biz hukuk çizgisinde kaldık. Her zaman da bu tür siyasi davalarda dava siyasidir diye siyasi eksende bir karşıt pozisyon içinde durmak, pozisyon yani olmak bana göre doğru değil. Bence gazetecilik suçlanıyorsa gazeteciliği yönelik bu suçlamayı boşa çıkarmak için yapılacak en doğru şey mesleğin, gazeteciliğin hakkında mevzilenmek, orada durmak, gazeteciliği savunmaktır. Ben de zaten savunmam da bunu yaptım. Bütün başından sonuna sadece gazeteciliği savundum. Kitapta da bu savunmamı geniş ölçüde evet, aldım, anlatmışsınız koydum, tek tek anlattım. Nasıl? Yani ben tamamen hukukun çizgisinde durdum. Yani işte kendimi sizce sizin işlediğiniz süreçte nasıl oldu? Bu operasyonda hukukun işlediğini söylemek imkansız, çünkü bu hukuka karşı bir operasyondu. Hukuksuz bir tutuklamaydı. Tutuklanmamız için hiçbir zaman gerekçe, yani tutukluluğumuzu doğrulayan herhangi bir gerekçe, somut gerekçe ileri sürülemedi. Yoktu bu gerekçe. Delilleri ortadan kaldırmaymış, kaçmaymış, delillerin toplandığı falan gibi bir takım gerekçeler ileri sürüldü. Halbuki yani ortaya konan sözde deliller sadece gazetecilik faaliyetiydi. Kendimden bahsedeyim mesela. İşte bir köşe yazımdı. Ben bu köşe yazısını ortadan kaldıracak mıyım ya da diğer köşe yazılarımı? Bana mesela 2014'te Ağustos sonu ile Temmuz sonu ile Ağustos başı yollanmış olan yüzlerce SMS, hiçbirine cevap vermemişim. Bunların daha sonra Baylok kullanıcıları olduğu ortaya çıkmış. Bu bir kampanya ve ben 92 Baylok kullanıcısıyla irtibatlı ilan ediliyorum. Nasıl kuruluyor bu irtibat? Yani ben Nevşin Mengü'ye SMS atıyorum. Sonra Nevşin Mengü bakıyor, bir SMS gelmiş, cevap vermiyor. Şimdi sonra Nevşin Mengü benimle irtibatlı mı oluyor? Olmuyor. Böyle aslında yani absürt suçlamalar da artı işte Cumhuriyet kriminalize edildi, suçlandı. 3 değişik terör örgütüyle ilişkilendirilmek suretiyle. Ben de Cumhuriyet'in yayın danışmanıydım. Hı hı. Tutuklanmadan, bu operasyondan 34 gün önce yayın danışmanı oldum. Ben de dolayısıyla yayın danışmanlığı üzerinden suçlandım. Yani suçlanan bir gazetenin yayın danışmanı olmaktan dolayı bu da benim aleyhimde bir delilmiş gibi kullanıldı. Bunlar, şimdi ben bunları nasıl ortadan kaldıracağım? Artı delil topluyoruz dediler. Hiçbir yeni delil de getiremediler. Sözde delil, bakın tırnak içinde. Aynı mantığın doğrultusunda toplanmış deliller. Böyle bir şey olmadı. Bir muhasebeci arkadaşımızı Emre İper'i aldılar. Aylarca yatırdılar. Mor Bey'in denen bir programı indirmiş. Uygulamayı indirmiş. Ve bu bir tuzak uygulama. Yani oradan Baylok'a bağlıyor sizi. Yani Baylok kullanıcıları arasında sade vatandaşların da karışması için kurulmuş bir kumpas aslında. Vatandaşa kurulan bir kumpas. O da aylarca yattı ama boşuna yatırılmamış olmamak için sanıyorum. 3 tane tweet'i yüzünden 3 yıl, 1 ay gibi bir ceza da ona verdiler. Yani neticede... Bunların sonucu da şu olmuyor mu yalnız? Yani tabii ki çıktınız sonunda. Yani ne güzel ama... Şimdi ben, böyle yaftalar yapıştırılmış oluyor. Yani Cumhuriyet marjinalize edilmiş oluyor mesela. Ya da işte Gezi mesela marjinalize edilmiş oluyor. En azından toplumun bir kısmı için. Öyle değil mi yani? Sanki Cumhuriyet böyle bir
ya o dönem Cumhuriyeti, bu dönem Cumhuriyeti fark etmez. İşte birilerinin sözcüsüymüş, işte terör örgütü mouthpiece'iymiş gibi, işte Gezi sanki şeymiş gibi, işte Avrupa tarafından finanse edilmiş hükümeti darbe teşebbüsü gibi. Yani çamur at izi kalsın süreci aslında işlemiyor mu biraz da, onu görmüyor muyuz? Ya şimdi bütün tabii, bu işte açılan davalar, yöneltilen suçlamalar, bu suçlamalar yazılıyor, çiziliyor, üzerine konuşuluyor, gerçek gibi, anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Evet, anlıyorum. Fakat burada bir direnç ve dayanışma var. Toplum nezdinde bazı suçlamaların inandırıcı olması için güçlü delillerle desteklenmesi lazım. Bunlar sunulamadığı için de bence Cumhuriyet davasında özellikle bu amaca ulaşılamadı. Öyle diyorsunuz, siz öyle diyorsunuz ben ama öyle diyorum. Yani siz bu kitapta da yazmışsınız. Evet, yani yandaş basın, yani yanda hükümete yakın basın şimdi başka türlü yazıyor sizinle ilgili. İşte Gezi ile ilgili diyor ki bu böyleymiş, böyleymiş. İşte şimdi, mesela atıyorum Kadri Gürsel'in Amerika ile bilmem nesi ortaya. Basın özgürlüğü başka bir şey. Gezi'ye yönelik tutum farklı bir şey. Ama neticede karşımızda basın özgürlüğünü ortadan kaldıran, ana akım medyayı tasfiye eden bir iktidar var. Bizim başımızdan geçenler de aslında Türkiye'de basın özgürlüğünün ortadan kaldırılışının bir aşamasıydı. Bu da tasarlanmakta olan referandum, anayasa referandumundan önce oldu, unutmayalım. Yani bu Cumhuriyet operasyonu vesaire. Ortaya konan deliller, yani iktidarın kendi tabanı ortaya konan deliller derken delillerden söz etmiyorum. Sözde delillerden söz ediyorum. İktidarın tabanı üzerinde tabii medyası aracılığıyla bir etkisinin olduğu söylenebilir elbette. Ama ben kitabımda da yine kitabıma aldığım bir örneği vereyim. Benim hakkımda benden habersiz bir araştırma yapılıyor. Kadri Gürsel'in tahliyesini olumlu buluyor musunuz, bulmuyor musunuz diye. Türkiye çapında tahliyemi olumlu bulmayanlar sadece %5. AKP seçmeni içinde bu oran %7. %7, sadece %7. Olumlu bulmayan. Bu açıdan baktığımızda ben etkili olamadığı kanaatindeyim. Bize yönelik bu tür iftira ve saldırıların. Yani bizlerin bu Fethullahçı örgütle ilişkilendirilmesi kafalarda, bu bağın kurulması ve bize o gözle bakılması, bunu temin etmeye çalıştılar ama bence başarılı olamadılar. Şimdi haklısınız ama şöyle de bir şey yok mu? Siz böyle tetikçi gazeteciler diye bahsediyorsunuz zaten bazı isimleri analiz ediyorsunuz. Tetikçi gazeteciler tetikçiler dediniz. Yani tetikçiler. Gazeteci demeyelim. Ben gazeteci demiyorum. Peki yani kamuoyu üzerine bu tetikçilerin etkisi yoksa yok, neden peki bu tetikçiler el üstüne tutuluyor yani? Çünkü hedef aldıkları insanlar üzerinde etkili oluyorlar. Kamuoyu üzerinde etkisi yok. Yani çünkü şöyle işliyor burada, bu insanlara bazen tasarlanan operasyonlar ya da atılmak üzere olunan adımlar hakkında bazı bilgi kırıntıları veriliyor, sağlanıyor. Onlar da bunu yazıyorlar ve yazdıkları zaman da bu insanların güçlü oldukları, bir şeyler bildikleri, beslendikleri ve bir gücü temsil ettikleri gibi bir algı oluşuyor. Özellikle de hedef alınanlar, ki bu tetikçiler doğrudan 2011'den itibaren, yani iktidarın artık hegemonik bir iktidar haline geldiği andan itibaren piyasaya sürülen bir tür bu. Öncesi yok. Türkiye tarihinde tetikçi diye bir şey yok. Medya yok tetikçisi muydu? Yok, hayır. Kalemşorlar var ama medya tetikçisi bu iktidar dönemine özgü. Yani bir yerlerden bulunup getirilmiş, gayipten gelmiş. Yahut da yani gazeteci kökenli olmayan demek istiyorsunuz. Bunun en ideali işte gazeteci kökenli değil, durup dururken birdenbire bakıyorsunuz bir gazete köşesinde
muhalif, eleştirel, bağımsız gazetecileri tehdit eden, onları korkutmaya, onları sindirmeye çalışan, iftira atmak, haklarında yalan üreterek ya da üretilen yalanları paylaşarak böyle bir yayın faaliyeti, yani bir iftira, korkutma, hedef gösterme, karakter suikastı demek lazım buna. Ben o yüzden bir yani bunlar için seri katil, medyanın seri katilleri benzetmesini yapıyorum. Çünkü başka işleri yok, sadece bu. Bir de tabii dönüşenler var. Yani bir şekilde gazeteci iken bu role talip olanlar var. Bir karşılık bekleyerek onu alıp almadıklarını bilmiyorum ama mutlaka bunun bir karşılığı var. Ve işte kendilerini önemli insanlarmış gibi prezente ediyorlar, sunuyorlar. Efendime söyleyeyim. Bunlara karşı yapılacak tek şey var bence. Onlardan korkmamaktır. Onlardan korktukça onlara güç aktarıyorsunuz. Onları yok saymaktır. Onları yok saymaktır. Ama yok. Öyle diyorsunuz ama taraf zamanında gördük. Daha sonra yani sizin de bir miktar başınıza geldi. Şimdi bazı gazeteciler birilerini yazıyor. Şu ve o isimler yazıldı. Yani o gazeteciler yani ya da o kalemler yazdıktan sonra insanlar içeri atılıyor. Şimdi insanlar da nasıl korkmasın? Ya bakın şöyle mesela benim asla tahliye edilmeyeceğimi yazdı bir tetikçi. Ben 5 gün sonra tahliye edildim. Yani çok iyi biliyor, çok iyi haber veriliyorsa buna, çok iyi besleniyorsa bunu yazmaması gerekirdi. Ya da işte belki de kişisel mesele haline getirmişti beni. O yüzden yazdı veya temennisini yazdı. Ayrı mesele. Bunlara karşı bu tür bu projelerin geçersizleştirilmesi için yazdıkları efendim sonra çıktı. Şu olacak, buna operasyon yapılacak, filanca gazeteye el konulacak, falanca yer kapatılacak diye yazmaları halinde hedef alınan kişilerin pozisyonlarını, tutum ve davranışlarını değiştirmemeleri gerekir. Yani dolayısıyla değiştirmedikleri takdirde de bu projenin, bu tetikçiler denen güruhun etkisiz oldukları, hiçbir işe yaramadıkları, boşuna beslendikleri görülecektir. Çok basit. Bunun aslında buna karşı koyma yöntemi çok basit. Çünkü neticede bunlar insanları yazarak, çizerek, konuşarak sindirmeye, korkutmaya, susturmaya çalışan bir güruh. Bu güruhun etkili olmasına biz onlardan korkarak yardımcı oluyoruz. Biz yardımcı oluyoruz. Size sistemli bir soru var. Timurhan diyor ki, Nagihan Alçı'yla yapmış olduğunuz programdan dolayı onu aramıza bir değer gibi katmaktan gurur duyuyor mu diye sormuş size. Tam o zaten aramıza katılmıştı. Ben onu kimsenin arasına katmadım. Nagihan Alçı zaten yanılmıyorsam 2012'den beri dört bir tarafta. 2010, hatta 2011'in ortasında da başlamış olabilir dört bir taraf. Dört bir taraf 2011'de NTV 2011'in ilkbaharında, 2011 yani seçimlerinden önce kendisini sterilize etti. Bütün ekran yüzlerini gönderdi, çıkardı falan filan. Doğrudan bir iktidarın çizgisinde bir yandaş kanal haline geldi. Ondan sonra Nazlı Ilıcak 12 yayın döneminin başında dört bir tarafta başladı. Nazlı Ilıcak ve yanında evet CNN Türk'te Nagihan vardı. Çünkü Nazlı Ilıcak daha önce basın odasındaydı yanılmıyorsam. Yani Mehmet Yılmaz, Nazlı Ilıcak, Nuray Mert, Ruşen Çakır vardı moderatör. Dolayısıyla ben Nagihan Alçı'yı bir yerlere getirmedim. Nagihan Alçı zaten o yere getirilmişti. Ben ise sadece söyleyecek sözü olan ve de sözünü söylemesinin karşılığında
bu manevi bedeli ödemeye de razı ve hazır olan ve bu güce de sahip olan bir özgüvenli gazeteci olarak o programa katıldım. Çünkü davet edildim. Davet edildim, çağrıldım ve katıldım. Ve o dönemde Türkiye'de, Türkiye'nin en çok izlenen tartışma programının bir devamlı tartışmacısı olmak, katılımcısı olmak için bu bedeli de ödemeye şimdi hazırdım. Şey çünkü Nagihan konuşmalıydım, Alçı. Konuşmalıydım ve konuşacak da sözüm vardı. Şimdi Nagihan Alçı ile Nazlıcak hani yandaş, siz de Altan Bey ile tırnak içerisinde candaş. Şimdi yok, öyle kabul etmiyorum. Etmiyor. Öyle hani benzetme yapmayın. Oraya yerleştirilmek insanı şey yapıyor mu Hayır, acaba? Hayır, böyle bir candaş, yandaş ve candaş gibi bence bir, herhalde bir seyirciniz mi öyle? Yok, hayır. Ben tırnak içerisinde diyorum candaş. Anladım. Yani candaş olduğunuz için değil, anlatabiliyor ama anlıyorum. Öyle formüle, ben de CNN'deydim o dönem, öyle formüle ediliyordu ya. Yandaş sözcüğü yine işte bu iktidar döneminde popüler siyaset literatürüne girdi. Buna karşılık da bir mezhepçi gönderme içeren candaş sözcüğünü ürettiler. Bunun içinde mezhepçi bir ayrımcı bir gönderme var. Aleviliğe gönderme evet. var tabii. Dolayısıyla hiç bu ayrımlara girmemek lazım bence. Doğru değil. Orada Altan Öymen'le ki kendisi bir meslek büyüğümüz olur. Her konuda aynı şekilde düşünmüyorduk. Aramızda nüanslar vardı, bakış açıları farkı var, görüş farkları oluşuyordu, bunlar oluşuyordu ama yine de bir dört bir taraf zaman içinde dönüştü aslında dört bir tarafa. Şöyle yani. Oluşmuştu o dört bir taraf. Yani Nagihan Alçı işte iktidarı temsil ediyor. Nazlı Ilıcak da orada iktidarın ortağına daha yakın bir pozisyonda duruyordu ama onlar ortak oldukları için 17-25 Aralık'a kadar birlikte hareket ettiler. Özellikle bu Ergenekon, Balyoz vesaire operasyonlarının tartışıldığı programlarda çok belirgindi bu. Benimle de Altan Öymen arasında evet biz de eleştirel, mesafeli iktidara duran ve muhalif bir tutum alış içindeydik. Öyleyiz de zaten. Ama bizim de bazı işte izafi farklarımız vardı. Sonra değişti. Zaman içerisinde 17-25 almıştık. Aralık oldu. Bu kez 17-25 Aralık'a verilen tepkiye göre programın şakülü kaydı. Programın şekilini tekrar ortaya çekmek için kanalın yöneticileri bu sefer bir beşinci kişi getirdiler. Bu kez iktidar iki kişi tarafından temsildir oldu. Dört bir taraf olmaktan çıktı. Beş kişilik bir program haline geldi. Kimyası bozuldu. Programın konusu ve 17-25 Aralık içerikleri olmaktan bir türlü çıkamadı, kurtulamadı. Yani program kapatılana kadar bu 17-25 Aralık'a sürekli dönüldü ve 17-25 Aralık aslında dört bir tarafın neticede sonunu getirdi. Çünkü zaten yani 2014'ün Haziran'ı gelmişti. Önümüzde seçimler vardı. Yerel seçimden de iktidar partisi oy kaybederek çıkmıştı. Bir şey hatırlamayın. %43'e düştü oyu. Erken tatile girmişti değil mi dört bir taraf? Öyle bir şey oldu. Erken yani, tatile girdi. Peki ben şeyi merak ettim. Onun nedeni de Nazlı Ilıcak. Nazlı Ilıcak değil. Bana Demirören grubunun bana ya gazete ya televizyon demesi. Yani onu da kitapta anlatıyorum. Ben gazeteyi seçtim ve bunu hemen yapmamı istiyorlardı. Haziran başından itibaren. Ben gazeteyi seçmek zorunda kaldım. Onun da nedenlerini zaten kitapta anlatıyorum. Sonra Altan Öymen'in de bir ailevi bir sağlık problemi ortaya çıktı. Bu nedenle de program erken tarihte girdi ve bir daha da dönmedi tarihte. Peki kısaca bir izleyicimiz de sormuş. Murat Er diyor ki Yavuz Oğan'ın programda anlatmıştı Demirören'le konuşmasını diye sormuş. Ben şöyle revize edeyim soruyu izninizle Murat Bey.
Aydın Doğan'la Demirören'i medya patronu olarak karşılaştırırsanız. Yani şimdi Aydın Doğan da hani işte kanallı evleri ve gazeteleri sattıktan sonra biraz böyle işte basın kahramanı gibi anılıyor ya. Karşılaştırırsanız bilmiyorum farklı mıdır, farklı iş adamları mıdır Demirören'le Aydın Doğan? Yoksa özünde aslında aynı şey mi dersiniz, ne dersiniz? Ben izin verirseniz iş adamlıklarını değil de medya sahipliklerini kıyaslayayım. Bir kere Demirören grubu medyada Doğan grubuna göre veya Aydın Doğan'a göre çok yeniler onlar. Artı iktidar destekli bir grup. İktidarın istekleri doğrultusunda hareket eden bir grup. Aydın Doğan ne kadar eleştirilirse eleştirilsin, 1980'den beri medyada çok uzun süre kalmış, gerçek bir medya patronudur. Eleştirilir, tabii ki herkes eleştirilebilir. Ama ben Demirören grubunun gerçek bir yani titre olarak, teknik olarak medya sahibi gözükmesine rağmen medya patronu ya da işte gazete patronu gibi bir statüyle anılması ve değerlendirilmesini doğrusu tasvip etmem. Bunu kitapta da yazıyorum. Çünkü satın aldıkları veyahut satın almak durumunda kaldıkları medya organlarının değerini azaltıyorlar. Onlara değer katmak yerine milliyetin hali ortada, vatan kapatıldı. Hı hı. Şimdi Hürriyet'in de hali ortada. Yani bu Doğan grubunun, eski Doğan grubunun genel olarak hali şu, değerinden çok şey yitirdi. Değerini oluşturan insan kaynaklarından çok şey yitirdi. Onu ana akım yapan her şeye rağmen özelliğini yitirdi, kaybetti. Artık ne Hürriyet ne de bu grubun işte diğer gazeteleri veya televizyonları bunların hiçbiri artık ana akım olarak görülmeyi falan asla. Mehmet Soysal'ın yazdığı yazı çok konuşuldu. İşte diyor ki biz haberi çok pahalıya üretiyoruz. Haber üretmek pahalı haber bir şey. Haber falan ürettikleri yok. Ha, o ayrıca. Nereden ama haber diyor, üretiyorlarmış? Diyor ki internette bedavaya haberler paylaşılıyor. O zaman internet sitelerini ücretli yapsınlar. Bakalım ne oluyor sonucunu görelim. Ben bir de orada şey tınısını yani sezin dedim aslında. Hani herkes dalgaya aldı falan Mehmet Soysal'ı söyledin ama bence Mehmet Soysal orada şunu diyor bana sorarsanız iktidara. Ya bu haber sitelerine, bağımsız sitelere kısıtlama getirin diyor aslında Türkçesi. Ben para kazanamıyorum diyor. Bundan, bence mesaj bundan o sonuç açıkçası çıkabilir ama yine de para kazanamaz. Yani çünkü gazetecilik yapılmıyor. Gazetecilik orada yok edildi, ortadan kaldırıldı. Bu yüzden de zaten eski metin yazarı demişti işte muhalif kaynaklara bakıyorlar falan filan. Çünkü rekabet ortadan kaldırıldı. Yani iktidar medyası için bir rekabet yok ki. Rekabet iktidara siyasi, yani daha doğrusu iktidar demeyeyim de muktedire, güçlü kişiye en çok kimin daha çok, yani kimin daha çok yaranacağı, kimin onun gözüne daha çok gireceği hattında bir rekabet olabilir. Bu noktada bir rekabet olabilir. Ama onun dışında bir bence bir rekabet haberi yok. Vermek, bütün başlıklar vermek falan, hayır, hiç öyle. Yani haberi hızlı vermek gibi bir çaba olabilir. Etki elde etmek için. Ama bu etki rekabetçi bir etki değil. Bu etki siyasetçi bir etki. Orada farklı bir şey var. Şimdi aslında mesela bu Metropol'ün çok sosyal medyada paylaşıldı. Son anketi işte Erdoğan'a hani güvenin düştüğü, AK Partililerin üçte birinin ve işte Erdoğan'ın politikalarını onaylamadığı yönünde Metropol'ün anketinden çıkan sonuçlar var. Fakat şimdi yaklaşan yerel seçimlere belki biraz böyle bakmak lazım. İlk kez bu kadar ana akım medyasız
evet. seçim yapılacak. Bunu seçim ana akım sonuçları... medya olmadan yapılacak. Evet. Siz bunu bu ilk kez yapılmıyor yalnız. Hı-hı. Özür dilerim. Araya girdim. Buyurun. 22 Mart'tan 22 Mart'ta Doğan grubu transfer edildiğinde Hı-hı. Demirören grubuna biz 24 Haziran seçimlerinde ana akım medya Doğru. olmadan girdik. Doğru. Uzun süredir diyeyim o zaman. Yani bu yeni iklimde falan. Bir yıldır diyelim. Bir yıldır diyelim. Bunun seçim sonuçlarına, yerel seçim sonuçlarına yansıyacağını düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Hı-hı. Çünkü demokratik olduğu varsayılan bir ülkede halkın siyasi kanaatini ve sonra da tercihini oluşturması için haberdar olması lazım. Bilgili ve haberdar olması lazım. Bunun da ancak ana akım medya sağlıklı, asgari oranda düzgün, asgari nispette basın meslek ve ilkelerine riayet eden, kaliteli bir çok sesli, renkli, eleştirel, gazetecilikten bahsediyoruz. Eleştirel bir ana akım medyanın olması halinde mümkün olduğunu tekrar tekrar vurgulamak lazım. Ana akım olmadığı zaman ne oluyor biliyor musunuz bir ülkede? Birincisi, ana akımda olmadığı bir ülke demokratik bir ülke değildir. İki, bu bir ön koşuldur. İki, ana akım olmayan bir ülke dış operasyonlara açık hale gelir. Dış müdahalelere. Çünkü ana akım olmadığı zaman geniş bir kitle, bilgi açlığı içinde olan geniş bir kitle başka kaynaklara yönelir. Yahut da başka kaynaklardan gelen enformasyon bombardımanının etkilerine açık hale gelir. Bu enformasyon bombardımanının ne maksatla yapılacağını bilemeyiz. Yani çünkü bir alan açıyorsunuz, bir alanı boşaltıyorsunuz. Orada bir boşluk yaratıyorsunuz. O boşluk bir şekilde doluyor mu? Neyle doluyor? Ona bakalım o zaman. Şu olmuyor mesela. Yani ana akım varken, ana akım sınıfına girmeyen küçük medya kuruluşları, mecralar o boşluğu dolduramıyorlar. O boşluk başka bir şekilde doluyor. Ya da insanlar büyük ölçüde, özellikle iktidar seçmeni açısından ben söylüyorum, hele de ülke polarize olmuşsa, kutuplaşmışsa, büsbütün habersiz ve bilgisiz kalıyorlar. Yani mesela başlarına bir şey gelmeden Türkiye'de olan biten hakkında bir fikre sahip olamıyorlar. Türkiye'de bir ekonomik kriz mi var? Türkiye'de artan bir işsizlik mi var? Türkiye'de efendime söyleyeyim üretim giderek düşmekte mi? İşte kendileri işsiz kaldığı zaman belki Türkiye'de işsizlik olduğunu anlayacaklardır. Yani böyle bir durumda insanlar kendileri yaşadıklarında ancak anlıyorlar. Bir de tabii işte bu iktidar medyası, ana akım, eski ana akımın bugün tam anlamıyla kontrolünü sağladığı için yönetiyor da bir yere kadar tabii. Yani bu mevcut Türkiye'deki ekonomik bozulmayı, kriz halinin dışarıdan kaynaklı bir operasyon olduğu konusunda kendi kitlesini bir yere kadar belki ikna edebilir, buna razı edebilir. En önemli problem, tabii en başta gelen problem muhalefetin medyaya erişiminin neredeyse yok olması, o raddeye düşmüş olmasıdır. Yani çok kısıtlanmıştır. Sosyal medyanın önemi çok arttı ama sosyal medyada manipülasyonlara açık bir mecra. Son derece sağlıksız. Yani Türkiye'de seçimlerin halkın bütün hoşnutsuzluğuna, işte iktidarın popülaritesinin düşmesine vesaireye rağmen değişim üretebilmesi için adil seçimin, serbest seçimin ve güvenli seçimin yapılabiliyor olması lazım. Bunlar olmadan seçimlerin değişim üretmesini beklemek zor. Kolay değil. Yani bu çok zor bir şey. Yani imkansız diyemeyiz ama ona yakın. Gerçekçi olmak lazım. Gerçekçi olmak lazım. Fakat şöyledir, tabii bu koşullarda bile muhalefet siyasi katılımı yüksek tutmak için Türkiye'de muhalif partilere oy veren insanların sandığa gitmesini eğer istiyorlarsa bunu mümkün kılmak için elinden geleni yapmalıdır. Çünkü
Bugün anlıyoruz, anlıyor idik zaten bunu, çok uzun yıllardır biliyoruz bunu. İktidar için tek ölçü, tek meşruiyet ölçüsü sandıktır. Sandıkta seçimi aldıktan sonra her şeyi yapmayı kendisine hak gören bir iktidar var. Ama seçimi almak için de her şeyi yapmaya da hazır bir iktidar var. Dolayısıyla böyle bu koşullar altındayken eğer seçimlere katılıyor ise bir muhalefet partisi, seçmenini seferber etmek gibi kendisiyle beraber son derece zor bir görevle karşı karşıyadır. Özellikle de önümüzde bu yerel seçimler yaklaşıyor iken, özellikle mesela ana muhalefet partisi, hı hı, açısından konuşmak gerekirse, eğer yerel seçimlerde ana muhalefet partisinin oyu düşerse, 31 Mart'ı takip eden günlerde bunun kimin gücünü tahkim edeceğini herhalde en iyi ana muhalefet partisi biliyor olmalıdır. Dolayısıyla buna göre siyaset üretmek ve seçmenleriyle yeniden barışmak durumunda olanlar da kendileridir sanıyorum. Çünkü böyle bir küskünlükten yakınan da yine kendileri. Peki, güzel özetlediniz. Tabii şeyin de altını çizelim. Yine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Nisan dedi. Yani işte 31 Mart'tan sonra yeni bir dönem başlıyor. Yeni dönemler de başlaya bitmedi yani. Her seçimde bir ama başlıyor dönem, gerçekten başlıyor ve bunlar da yeni adı yeni olmakla birlikte olumsuza doğru, aşağıya doğru, kötüye doğru yeni oluyorlar maalesef. Kadri Gürsel, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kadri Gürsel'in kitabı hakikaten hani o içinde yaşadığımız döneme not düşünmesi açısından önemli bence. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için ve sorularınız için. Haftaya görüşürüz.